أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Beni rüyada gören kimse sanki beni hayattayken görmüş gibidir. Zira şeytan bana benzeyen bir şekle giremez. Hadis Buhari ve Müslim'de muttefakun aleyh bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu dünya hayatında rüyasında gören bir kimse kendini bahtiyar hissetmektedir. Bunun mutluluğunu yaşamakta ve her fırsatta insanlara dillendirmektedir. Görmeyenlere göre insanlardan bir ayrıcalığı ve bir önceliğinin olduğuna inanır. Peki Peygamber aleyhisselamla aynı mecliste oturanlar, aynı mecliste sohbet edenler, aynı mescidin içerisinde saf bağlayanlar, Peygamber aleyhisselatu vesselam ile cihad edenler, onunla beraber davet çalışmalarında bulunanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğü anlara şahit olanlar, Allah korkusundan ağlamasına şahitlik edenler, bunlar da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı hayatı boyunca bir defa rüyada görme nimetini elde edenlerden daha büyük bahtiyarlardır. Yanlış mı kardeşlerim? Allah'a kibar. Düşünsenize siz, Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle insanlar içerisinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seçmiş. Onu vahye muhatap kılmış. Onu ahlaka bezemiş. Ahlakı onunla kemale erdirmiş ve siz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber el ele kol kola dolaşmaktasınız. Peki. 7 ay boyunca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ev sahipliği yapmış. 7 ay boyunca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sofra açmış. 7 ay boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı tabaktan aynı aşı yemiş. 7 ay boyunca dün Mekke'de Erkam'ın evi İslam'a hizmet ederken Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam'a hizmetkar olan bir ev diğer evlerden sahabi diğer sahabilerden daha bahtiyar olmaz mı kardeşlerim? Allah'a ekber. Yedi ay boyunca evinizdeki her şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine sunacaksınız. Yedi ay boyunca heyetler, topluluklar, insanlar, aşiretler birer birer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ederlerken sizin evinizin içerisine girecek. Vallahi bahtiyarlığın biri de budur kardeşler. Bu öyle bir bahtiyarlıktır ki kulu kıyamete kadar anılmasını sağlayan, iyi bir şekilde zikredilmesine vesile olan salih amellerden bir tanesidir. Kimden bahsettiğimi çok iyi anladınız değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme 7 ay boyunca ev sahipliği yapmış bahtiyar sahabilerden biri. Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu an. Şeref ve izzet sadece ve sadece bunda olsaydı Ebu Eyyub El Ensari ölene kadar yeterdi ki elhamdülillah yetti de. Bugün insanların onu zikretmeleri, onun mezarlarını ziyaret ederek onun yanında dua etmeleri, onu görmek için can atmaları, adı anıldığı zaman kalplerinin titremesi, tüylerinin ürpermelerinin sebebi 7 ay boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ocak olmasıdır kardeşler. Asıl adı Halid bin Zeyd'dir radıyallahu an. Neccar oğullarındandır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifte ne dedi? Ensar'ın en hayırlı evlerinden biri Neccar oğullarıdır. Peygamber aleyhisselama dayı tadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir taraftan ev sahipliği yapmış, bir taraftan da akrabalık bağını güçlendirme anlamında elinden gelen bütün gayreti göstermiş ve şu hadise muhatap olmuş. Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a Ekber. Demek ki misafire ikram etmek imanın bir tezahürüdür. imanın bir yansımasıdır. Allah'a var ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilikte bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı bir söz söylesin yahut sussun. Muttafekun aleyh Buhari Müslim hadisi. Ebu Eyyub el Ensari bu hadise muhatap olmuş bir sahabe. Et ve keme bürünmüş halidir bu hadisi şerif. Allah Resulüne ev sahipliği yaptı. Peygamber aleyhisselam ona misafirdi en güzelini ikram etti. Onunla beraber akrabalık bağını güçlendirmek için bu vesileyi çok iyi kullandığı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Mekke'den Medine'ye hicret etme kararını verince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Yesrib'e kadar gelirler. Kasvanın üzerindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin ipini bütün sahabiler tutmaya çalışıyor. Her aile deveye yapışmış. Bize misafir ol ey Allah'ın Resulü. Biz seni koruyacak güçte ve ikram edecek bir zenginlikteyiz. Allah Ekber. Kim istemez ki böyle bir misafire ev sahipliği yapmak? Kim istemez ki böyle bir dosta evinin en güzel köşesini açmak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki devemi bırakın. O dedi bu iş için memur kılındı. Allah onu nereye götürürse ben diyor oraya gideceğim Allah'u Ekber. Kasva güzel bir devedir ha Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın birçok olayına şahitlik yapmıştır. Peygamber aleyhisselam cihada o deveyle katılmıştır. Veda hutbesini son olarak onun üzerinde okumuştur. Müthiş bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle deve yarışına bu kasvayı sokmaktadır. Ve maalesef kasva kaybetmekte. Müşrikler seviniyorlar. Diyorlar ki bakın sizin peygamberinizin devesi kaybetti. Sahabi üzülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek devesi nasıl kaybeder? Peygamber aleyhisselama gelip serzeniş ettiklerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarihe kayıt düşecek önemli bir sözü söylüyor. Diyor ki her kemalin bir zevali vardır. Allah'a akbar. Her yükselişin bir düşüşü vardır. Her büyümenin bir küçülüşü vardır. Devletler, aileler, cemaatler, fertler Allah'ın takdir ettiği yere kadar yükselirler, sonra da Allah'ın takdir ettiği yere düşerler. Tarih buna şahittir. Tarih buna şahittir. Tarihin hangi sayfasını çevirirseniz çevirin yükselen devletlerin acı bir şekilde yere düştüklerini görürsünüz. Bu ümmette de Kemal derecelerini yaşadı elhamdülillah. Dünyanın her tarafına yayıldı elhamdülillah. Atları insanların bilmedikleri memleketlere kadar ulaştı. Vallahi de sahabiler, tabi'in ve tebe-i tabi'in yıllarca Allah yolunda cihat ve davet yapmak için evlerinden uzaklaştılar. Evlerine geldiklerinde hanımlarıyla karşılaştıklarında yanlarında 20 yaşlarında gençleri gördüler. Dediler ki hanımlarına bunlar kimlerdir? Bunlar sen Allah yolunda cihada gittikten sonra hamile kalıp da doğurdum evlatlarındır. 20 yaşına ulaşmışlar. 20 sene boyunca hanımını görmemişler. Çocuklarını görmemişler. Anne ve babalarını görmemişler. Memleket hasretleriyle yaşamışlar. Büyük bir kemale ulaştı bu ümmeti Muhammed. Sonra 100 yıl içerisinde bir zeval, bir hastalık, bir küçülme, bir düşüş, onların kaderine nasip oldu. Şu an zeval dönemimizi yaşıyoruz. Birileri de dün aşağılık bir durumda ve konumdalarken insanlık nazarından sıyrılmış hayvanlara benzerlerken bugün kemal derecelerine yükseliyorlar. Ahlaken ve edeben değil, madden. Vallahi de Allah'ın takdir ettiği yere kadar yükselecekler. Allah'ın dilediği yere kadar büyüyecekler. Allah diledikten sonra da tekrar zeval eski pozisyondan düşecek. Ve bunun sinyallerini veriyorlar elhamdülillah. Batı bunun sinyalini vermeye başladı. Vallahi de biz iman ediyoruz. Yeryüzünde değil sadece insanlara, hayvanlara zulmedenlerin dahi hakkını alacak olan güç Allah'tır. Vallahi de iman ediyoruz ki Mazlumlara bu yeryüzünde kimse sahip çıkmasa da onların tek hamisi Allah azza ve celle'dir. Allah'ın kullarına savaş açan, Allah'ın dinine savaş açan, Müslümanları yeryüzünde paramparça edip aç ve sefil hale sokanlar vallahi de Müslümanlardan daha büyük bir fakirliğin içine düşeceklerdir. Ve iman ediyor iddia ediyoruz ki köpeklerin çöplerin içerisinde yiyecek bulmak için ayaklarıyla karıştırdıkları hale vallahi de bir zaman gelecek onlar düşecekler. Afrika'nın acısını Allah batıdan vallahi de çıkaracaktır. Asya'nın acısını Allah batıdan vallahi de çıkartacaktır. O yüzden unutmayalım ne olur bu hadisi şerifi. Her kemalin bir zevali vardır. Davetçiler şımarmamaları gerekmektedir. Mahallelerinde, sokaklarında güçlü olan davetçiler. Allah'ın dinini yayma konusunda mahir olan davetçiler bilsinler ki her kemalin bir zavali vardır. Her yükselişin bir düşüşü vardır. Allah yolunda adımlama konusunda gayretkeş olan cemaatler bilsinler ki her kemalin bir zavali vardır. Her yükselişin bir düşüşü muhakkak ki gerçekleşecektir. Bunu hesaplayarak hayatımızı idama ettirmekle mükellefiz kardeşlerim. İşte nebi sallallahu aleyhi ve sellemin devesi alenadı de bir deve değil ha. Bakın bir hadise daha yaşanıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu deveyi kaybediyor. Etrafında araştırması için sahabelerine emrediyor. Müşrikler ne diyorlar biliyor musunuz? Allah'tan vahiy aldığını iddia eden bir peygamber devesini bulmaktan bile aciz. Allah'a ekber. Allah'tan, peygam Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Allah'la konuştuğunu iddia ediyor. Allah ona emrediyor, o yapıyor. Allah onu yasaklıyor, o kaçıyor. Ve bizim putlarımızı inkar edip putlardan uzaklaşmamızı isteyen bir peygamber devesine bile malik değil, devesini bile bulmaktan acizdir diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Diyor ki ey diyor, ashabım gidin diyor kasva falanca diyor yerde bir diyor otun diyor ise kenarına diyor bağı diyor bağlanmış oradan çıkamamakta. Allah'a Kasva ahalinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Yesrib'e onunla beraber girdiğinde herkes Kasva'nın bir tarafından tutmaya çalışıyor. Evine sürükleyecekler. Vah'in artık o evde aydınlanmasını istiyorlar. Allah Resulü aleyhisselam ashabını kırmamak adına diyor ki Kasva'yı bırakın. O bu iş için memur kılındı. Allah nereyi dilediyse o oraya çökecek. Ben de diyor çöktüğü yere önce mescidimi yapacağım. O mescide en yakın evi de diyor kendime ev bileceğim. Nereye gidiyor Müslümanlar? Deve, Sehil ve Süheyl isminde 15-16 yaşlarındaki iki tane yetimin arazisine çöküyor. Genellikle Yesrib halkı hurmalıklarını, hurmalarını burada kurutuyorlar. Ya gençlere bakın şimdi. Bunların başında Esad bin Zürare var radıyallahu an. Allah Resulü'nün ashabına mihmandarlık yapmış bir şahsiyet. Medine'ye İslam girdiyse vallahi de en büyük paylardan birini alacak olan adamdır Esad bin Zürare radıyallahu an. Bu gençlerin, bu yetimlerin hamisidir. Gençler koşuyorlar Esad bin Zürare'ye diyorlar ki ey amca vallahi de biz o araziyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vakfettik. Allahu Ekber. Gençler, bu sadece babalarınızın vazifesi olan bir iş değil. Sadece büyüklerinizin yapacağı bir icraat ve salih amel değil. Yeri geldiğinde Allah yolunda en sevdiğiniz, en değerli mallarınızdan vazgeçeceksiniz. Allah'ın dini âli olsun diye, Allah'ın dini yücelsin diye, yayılsın diye her şeyinizden yeri geldiğinde vazgeçeceksiniz. Allah Azze ve Celle Sehil ve Süheyl ismindeki bu gencin kalbine öyle bir cömertliği ilham ediyor ki Esad bin Zurara radıyallahu anh Resulullah aleyhisselama geliyor diyor ki Ya Resulallah bu iki yetim arazisini Allah yolunda vakfetmek istiyor. Yani mescid yapılacaksa bizim arazimize yapılsın. Mescid-i Nebevi inşa edilecek namazlar kılınacaksa bize buradan ecirler gelsin. Allah yolunda nasihatler yapılacaksa bizim bunda bir payımız olsun. Eğer Allah'ın dini buradan yayılacaksa merkez bizim arazimiz olsun. Bilince ve şuura bakın Müslümanlar. Gençlerdeki olgunluğa bakın Subhanallah. Esad bin Zurara radıyallahu an böyle bir teklifi Peygamber aleyhisselama söyleyince Peygamber aleyhisselatu vesselam da kendisine yakışacak olanı yapıyor. Diyor ki hayır diyor asla biz diyor onu kendi paramızla diyor satın alacağız sonra da diyor oraya bir mescit inşa edeceğiz. Gençlerin fikri güzel. Teklifleri güzel. Atılımları güzel. Ancak bunlar yetimdirler, ihtiyaç sahipleridirler, mağdurdurlar. O yüzden onları daha fazla mağdur etmeyeceğiz. Parantez açıyoruz. Esad bin Zurara radiyallahu an diyor ki Peygamber Aleyhisselam bunu kabul etseydi ben diyor bana ait olan diyor bir arazi zaten de bu çocuklara verecektim. Ancak bakın Peygamber Aleyhisselam böyle söz söyleyince Aradan bir sahabe sıyrılıyor. Kim biliyor musunuz? Her işte önde giden bir sahabe. Her hayırın öncülüğünü yapan bir sahabe. Kim bunu yapacak dediğinde sürekli el kaldıran sahabe. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın her yarıştığında onun karşısında yenildiği kişidir. Kim bu? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an. Dedi ki ya Resulallah ben onu dedi satın aldım dedi. Allah'a ekber. 10 dinara. O zamanın ne kadar değeri eder ben bilmem. 10 dinara satın alıyor. Diyor ki ya Resulallah onu satın aldım ben vakfediyorum. Zenginler, cömertler Allah'ın davasının yayılması adına vallahi sizden beklenilen çok şeyler var. Öncülük yapacaksınız. Önde yürüyeceksiniz. Allah yolunda infak etmek için insanlarla yarışacaksınız. Başı siz çekeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'de dikkat edin sabah namazında. Ayağa kalktı dedi ki aranızda oruç tutan var mı? Ebu Bekir Sıddık dedi ki ben ya Resulallah. Ben dedi bugün oruçluyum. Peki dedi aranızda hasta ziyaretinde olan var mıydı? Dedi ki ben ya Resulallah. Abdurrahman bin Af kardeşimin hasta olduğunu duydum. Namaza gelmeden önce onu dedi ziyaret ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu dedi ki peki aranızda infak eden oldu mu? Dedi ki ben ya Resulallah mescide geldiğim sırada bir insanın ihtiyacı olduğunu gördüm. Camide mescitte ihtiyacını arz etti. Ben de Abdurrahman'ın elindeki diyor ekmeği katı aldım ona verdim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah diyor böyle faziletleri ancak diyor cennet ehline nasip eder. Allahu Ekber. Ancak diyor cennet ehline nasip eder. Nerede faziletli bir iş varsa 8 cennet kapısından girmekle memur kılınan Ebu Bekir radıyallahu anh'ı o işin başında görürüz. Allah onunla beraber aynı cennette olmayı bize ikram etsin. Lütfu geniştir Allah'ın. Allah'ın rahmeti geniştir. Asla daraltılamaz. Dedi ya ta ilk derslerimizde biz onları Allah için seviyoruz. Onlar gibi olamasak da onlara muhabbetimiz var. Onların bu dine yaptıkları hizmetten dolayı onları çok seviyoruz. Allah'ım Enes gibi dua ediyoruz. Onları sevdiğimizden dolayı Firdevs cennetinde onlarla birlikte olmayı bize ikram eyle. Amin inşallah. Dedi ki Ebu Beker radıyallahu anh ben aldım dedi ya Resulallah ve arsayı Mescid-i Nebevi'nin inşası için Peygamber Aleyhisselam'a vakfetti. Kasva yürümeye devam etti. Riva etti. Gitti sonra tekrar geri geldi. İlk oturduğu yere çöktü. Bakın çöker çökmez bu sefer Ensar'ın içerisinde hayırda önde giden bir adam çıktı. Kim o? Ebu Eyyub el Ensari. Direkt eşyaları kaptı. Ne dedi Nebi Aleyhisselam? Dedi ki devemin çöktüğü en yakın yer benim de evim olacak. En yakın yerde onun. Kimseye sormadı, kimseye danışmadı. Hiç utanmadı Müslümanlar. Hiç çekinmedi. Aman birileri bir şey der mi? Ulan yalakazlık yapıyor ha. Görüyor musunuz? Peygamberin dayısının oğlu diye kendisini öncelikli zannediyor. Hiç düşünmedi bunu. Allah rızası için, Allah'ın rızasının olduğunu inandığı an Allah Resulü'nün eşyalarını aldı direkt evine koydu. Hiç kimseye sormadı. Resulullah'a bile danışmadı. Sahabiler toplandılar dediler ki ey Allah'ın Resulü. Ebu Eyyub el Ensari hızlı hareket etti. Eşyalarını hemen kendi evine koydu. O zaman eşyaların orada dursun. Seni de biz alalım evimizde misafir edelim deyince Nebi Aleyhisselam dedi ki kişi eşyasıyla birliktedir. Bakın hiç kimseyi kırmıyor. Hiç kimseyi üzmüyor. Diyor ki kişi eşyasıyla birliktedir. Yani benim eşyalarım neredeyse benim diyor orada olmam gerekir deyince işte 7 aylık serüven başlıyor Müslümanlar. Hemen Ebu Eyyub'un evi böyle kardeşler bir kat düşünün bir katta da yarım bir oda var. Yani bir buçuk daire tabir yerindeyse. Allah Resulü'nü ve onun temiz ailesini ne yapıyor? O yüksek odaya çıkartıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de nezaket sahibi. Diyor ki ey Ebu Eyyub benim diyor misafirlerim çok olacak. Ve ben seni diyor sıkacağım, yoracağım. Bundan dolayı da ben aşağıda olayım sen ailenle yukarıda ol. Ebu Eyyub kabul etmek zorunda kaldı. Kaç defa teklif etse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem katiyen kabul etmedi. Ebu Eyyub hanımıyla beraber yukarıda yattığı sürece Peygamber aleyhisselama indi. Dedi ki ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki Ümmü Eyüp'le asla uyuyamadık. Ve biz seninle vahyin arasına girmek istemiyoruz. Yani biz üstündeyiz. Ayaklarımızla senin tabir yerinde üstüne basar gibiyiz. Vahiyle senin arana girer gibiyiz. Bundan dolayı haya ediyoruz. Hele bir de elhamdülillah bir testiyi deviriyorlar. Su peygamber aleyhisselamın üstüne akacak. Üzerlerine örtükleri tek bir çarşafı alıyorlar hemen o ıslak yeri kurutuyorlar. Diyor ki ya Resulallah artık dayanamıyoruz. Bu bizi daha fazla sıkmaya, germeye başladı. Sen üst kata geç, biz alt katta olalım deyince Peygamber aleyhisselam dayanamıyor. Ebu Eyyub'un teklifini kabul ediyor. Bakın ya ne kadar büyük bir şeref Müslümanlar düşünsenize. Peygamber evinizde önüne yiyecekler koyuyorsunuz. Peygamber aleyhisselam için özel şeyler illa yapılmıyor. Ve bakın tabağa koydukları zaman Ümmü Eyyub diyor ki bakın kadındaki de incele bakın. Resulullah Aleyhisselam'a duyduğu muhabbete bakın. Diyor ki kocasına önce diyor Resulullah yesin. Tabak veriyor. Allah Resulü'nün artıklarını alalım teberrüken nereden yediyse nereye dokunduysa biz oradan alıp yiyelim diyor. Allah'a ekber. Biz oradan alıp yiyelim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam'a böyle ikramda bulunurlarken bir bakıyorlar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe hiç dokunmamış. Korkuyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah yemeği herhalde beğenmedi. Hadislerde aynen geçen ifade peygamber aleyhisselam beğenmediği hiçbir yemek hakkında konuşmazmış. Bu nasıl tuzsuz olur. Bu ne kadar salça konulmamış bir yemek. Yemeği asla eleştirmezmiş. Asla mı? Onlara dönüyor diyor ki asla diyor beğenmeme durumu yok diyor. Ben sadece benim yanıma misafirlerim geliyor, heyetler geliyor, insanlarla haşır neşirim. Bu yemek de diyor soğanlı ve sarımsaklı olduğundan dolayı yemek istemedim. Ama diyor siz buyurun yiyebilirsiniz. Ben ellemedim ama siz yiyebilirsiniz. Bu haram değildir deyince Ebu Eyyub alıyor yemeği karısının önüne koyuyor. Karısı ne diyor biliyor musunuz? Vallahi de Peygamberin eline sürmediği bir yemeği ben diyor asla yemem. Allahu Ekber. Ben peygamberin elini sürmediği, kendisinin yemediği, istemediği bir yemeği diyor. Vallahi diyor yemem. Yeme üzerlerinden çekiyorlar. Allahu Ekber. Peygamberin sevmediği bir davranışı vallahi ben yapmam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbet duyduğu, sevdiği şeylerin peşinde koşarım. Sünnet anlayışı böyle olması gerekiyor herhalde. Allah azza ve celle bu konuda bizim basiretimizi artırsın. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki kardeşler 7 ay boyunca bu evde kalıyor. Peki bu evden ayrıldıktan sonra peygamber unutuyor mu? Asla kardeşler. Öyle bir peygamber ki kendisine yapılan en ufak iyiliği dahi unutmamış, her fırsatta takdir etmiştir. Bakın Kuba'ya gidiyor önce biliyorsunuz değil mi? Yani Yesrib'e gelmeden önce Yesrib'e en yakın Kuba beldesine geliyor. Orada rivayetlerde 4 veya 14 gün kaldığı söyleniliyor. Orada kendisini misafir ediyorlar. Kendisi mescid inşa ediyor. Kuba mescidini inşa ediyor. İlk cuma namazını orada kılıyor. Ve bakın bir sünnet meydana geliyor. Her cumartesi günü Peygamber aleyhisselam Kuba'ya ziyarete gidiyor onlar. Allah'a Peygamber vefa sahibidir. Hep hatırlattığımız bir hadis vardır. Vefası olmayanın imanı yoktur. Bu söz ona aittir. Bu sözü söyleyen bir peygamber vefasızlık hiçbir zaman hayatında yapmamıştır. Her fırsatta onların yanına gitmiştir. Her gönlüne düştüklerinde onları ziyaret etmiştir. Hem de çat kapı. Onlara her gittiğinde de bakın şu duayı yapmıştır. Demiştir ki Allah size hayır ve bereket ihsan eylesin. Yani yeryüzünde ne kadar hayır ve bereket varsa Allah size ihsan eylesin. Sizleri saadet içinde bolluğa kavuştursun ve size huzur ve afiyeti bahşetsin. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı çalıyor. Ebu Eyyub bir açıyor bir bakıyor Allah Resulü. Ebu Bakir Sıddık radıyallahu an, Ömer bin Hattab radıyallahu an üç tane güzide insan. Üç tane yıldız, üç güneş ne derseniz deyin. Şaşırıyor. Diyor ki buyurun ya Resulallah vaktinden diyor önce geldin diyor. Sen hiç bu saatlerde gelmezdin bana. Dikkat edin demek ki Allah Resulü'nün tabir yerindeyse ev sahiplerine dikkat ettiği saatleri vardı. Çat kapı diyorduk ama saatlere de riayet ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ey Ebu Eyyub, bizi diyor sana getiren diyor açlıktır." diyor. Subhanallah. "Bizi diyor sana getiren açlıktır. Ondan dolayı diyor senin yanına geldik." Var mı Müslümanlar bu sokakta aç olduğundan dolayı sizin kapınızı çalanlar? Var mı bu beldede de aç gezip de ben falancanın evinde doyarım diyenler var mı Müslümanların içerisinde vallahi de biz falancanın yanına gidersek bolluk ve bereketten başka bir şey görmeyiz karnımız asla aç olmaz diyenler var mı bizimle alakalı böyle düşünenler Ebu Eyyub radıyallahu an hemen gidiyor hurma dallarını kopartıyor rastgele kopartıyor Hurmanın kurusu geliyor, yaşı geliyor, olmuşu geliyor, olmamışı geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam için bir oğlak kesiyor. Yalnız şimdi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavrına bakın. Et ve ekmek önüne konulunca ekmeğin arasına et koyuyor. Ebu Eyyub'a ne diyor biliyor musun? Diyor ki ey Ebu Eyyub şunu diyor Fatıma'ma götür diyor. Günlerce diyor böyle bir şey yediğini diyor düşünmüyorum diyor. Allah'a Hele kız babası olmak elhamdülillah çok güzelmiş. Abidik gubidik yapıyoruz böyle sarılıyoruz. Yan canımızı seviyor. Tabir yerindeyse bize öyle bir okşuyor ki evimize geldiğimizde tabir yerindeyse yorgunluğumuzu atıyoruz diyoruz ya. Kusura bakmayın abiler. Büyüdükleri zaman dahi aç ve susuz olduklarını göre takip edeceksiniz. İhtiyaç sahibi midir, değil midir takip edeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi daha lokma boğazınızdan düşmeden önce fatımalarınızı hatırlayacaksınız. Peygamber aleyhisselam dedi ki ey Ebu Eyyub bunu al. Dedi ki Fatıma'nın boğazından bugünlerde bu etler bu ekmek geçmemiştir. Alıyor direkt ona götürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra tabir edilirse Ebu Heysemen'in bahçesinde yaptığı gibi ete bakıyor, ekmeğe bakıyor, hurmaya bakıyor. Sonra şu sözleri söylüyor. Diyor ki bunca nimetin şükrünü nasıl ifade edeceğiz? Allah'u Ekber. Başlıyor ağlamaya bunca nimetin şükrünü nasıl ifa edeceğiz? Ebu Haysemen'in bahçesinde ne dedi? Allah böyle nimetleri imtihan etmek için dedi verir dedi. Allah ekber. Eğer elimizde bir yetenek varsa, elimizde bir zenginlik varsa bu Allah'ın fazlındandır. Ama verilişinin bir sebebi de imtihandır şükredecek miyiz? Yoksa biz bunu ilmimizle elde ettik deyip nankörlüğün içine mi düşeceğiz? Peygamber aleyhisselam sonra gözyaşlarını sildi. O dedi ki siz böyle nimetleri elde ettiğinizde deyin ki bizi doyuran ve fazlıyla bize ihsanda bulunan Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'a ekber. Bizi doyuran ve fazlıyla, keremiyle hak etmediğimiz halde lütfuyla bizi bize böyle ikramları kavuşturan Allah'a hamdolsun diyor sözünü söyleyin. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bahçeden çıkacağı zaman Ebu Eyyub'a dedi ki ey Ebu Eyyub yarın müsait olunca yanıma gel. Ertesi gün Ebu Eyyub Allah Resulü aleyhisselamın yanına gider iyiliğin karşılığı iyiliktir hadisi kabilince kendisine genç bir hizmetli cariye verir. Ve ona da şu sözü söyler. Bu kişiye iyi davran biz bundan hayırdan başka bir şey görmedik. Allah'u Eylül. Kime söylüyor? Ebu Eyyub'e söylüyor. Ey Ebu Eyyub bu kızcağıza iyi davran yediğinden yedir güzel elbiseler giydir biz ondan hayırdan başka bir şey görmedik deyince Ebu Eyyub cariyeyi hizmetliyi alıyor hanımına götürüyor. Diyor ki ey Ümmü Heyyub bu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dün yaptığımız ikramın karşılığında verdiği hediye. Ancak diyor dedi ki ona iyi davranın zira ben ondan hayırdan başka bir şey görmedim deyince Ümmü Eyyub ne diyor biliyor musunuz? Peki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize emanet ettiği, tavsiye ettiği bu bayana diyor nasıl hayırla davranacağız? Dikkat edin. Nasıl davranacağız? Ebu Eyyub hemen atılıyor diyor ki onu diyor azat ederek. Allah ekber. Onu azat ederek. Çünkü biz Nebi aleyhisselam gibi ona ikramda bulunamayız. Biz Nebi aleyhisselam gibi ona cömert olamayız. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi ona iyilikte bulunamayız. Onun gibi davranamayız. En güzeli diyor azat edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle ise muhabbetine iltifat etmiş olalım dediler ve o cariyeyi hemen azat edip serbest bırakıyorlar. Her fırsatta Allah Resulü ve ailesini koruma, onlara muhabbet besleme, Onların sevgi ve muhabbetini kazanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ebu Eyyub ve ailesi. Bakın İfk hadisesinde ise davranışları ile ise davranışlarıyla zirve yaptılar. Nasıl? Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin pak zevcesi, iffet sahibi kadın maalesef ki namusuna dil uzatılmakla imtihan edildi. <laughs> Safvan bin Muattal'la beraber her tarafta şaiyalar koparken bazı sahabiler safiyane niyetlerle dillerine acaba lafızlarını doladılar. Ama acaba. Bizim aramızda da olur ya. Biz inanmıyoruz ama acaba. Ama ile acaba ile başlanan sözler. Ebu Eyyub'un hanımı da böyle acabalı bir ifade kullanınca Ebu Eyyub durdu dedi ki peki hanım dedi. Sen Ayşe'nin yerinde olsaydın bu fiili yapar mıydın? sen Ayşe olsaydın, o imtihanla baş başa kalsaydın sen bunu yapar mıydın? Dedi ki vallahi asla yapmam. Vay. Ümmü Eyyub kendine yakıştıramıyor ama müminlerin annesine yakıştırabiliyor insan. Ebu Eyyub durdu dedi ki ey Ayşe vallahi dedi sen Ayşe'den daha hayırlı bir kadın değilsin. Allahu Ekber. Sen dedi Ayşe'den daha hayırlı bir kadın değilsin. Peki dedi ey Ümmü Eyyub ben Safan bin Muattal'ın yerinde olsaydım bu fiili işler miydim? Dedi ki vallahi dedi sen öyle bir fiil işlemezdin. Sen Safan bin Muattal'a yakıştırıyorsun. Kocana yakıştıramıyorsun. Dercesine döndü dedi ki vallahi de ben Ebu Eyyub Safan bin Muattal'dan daha hayırlı bir adam değilim. Allahu ekber. O yüzden kulaklarımıza birçok dedikodu ve şayialar yayılacak. Günah işlediği haram işlediği zina etti, çaldı, çırptı. Bize düşen önce bir müminin böyle bir şey yapamayacağı zannıyla yaklaşmak doğrulandıktan sonra onu da alemlerin Rabbi olan Allah'a havale edip dilimizden ve gönlümüzden bu meseleyi çıkartıp uzaklaştırmaktır kardeşlerim. Evet Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yıllarca kaldı, talebelik yaptı. Hadisler konusunda çok titizdi. Ancak uzun yılları kendisiyle kalmasına rağmen 155 hadisten başka nakletmedi. Bunun sebebini alimler iki ikiye ayırdılar. Dediler ki bitireceğim inşallah. Dediler ki birincisi Ebu Eyyub'un at sırtından inme işi yani sürekli Allah yolunda cihad edişi hadis nakletmesine diyor engel oldu. Bir de diyorlar hadis konusundaki titizliği. Burada iki meseleyi arz ettikten sonra inşallah programı sona erdireceğiz. Bakın hadis konusundaki tereddütleri ve inceliğine Mısır'a gidiyor. Ta Medine'den 2000 kilometreye yakın uzaklıktaki yaya olarak Mısır'a gidiyor bir hadisi şerifi işitmek için. Kardeşinin kapısını çalıyor kardeşi Ebu Eyyub el Ensari Peygamber Aleyhisselam'ın cömert ev sahibini görünce seviniyor. Ona ikram etmek istiyor. Diyor ki asla. Aklıma diyor bir hadisi şerif takıldı diyor. Ancak diyor net bir şekilde kafamda canlanmadı. Orada bulunanlardan birinin de sen olduğunu diyor düşünüyordum. Sana diyor soracağım sonra yoluma devam edeceğim. Dedi ki sor ney? Dedi tabir yerindeyse müminin yapmış olduklarının gizlenmesiyle alakalı bir hadis-i şerif aklıma geliyor deyince evet dedi hatırladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim mümin kardeşinin kusrunu hatasını gizlerse yani kamuya mal olmayacak, İslam'a mal olmayacak, ümmeti Muhammed'e mal olmayacak kendiyle sınırlı kalan bakın kendiyle sınırlı kalan bir kusuruna diyor görür ve onu diyor gizlerse, örterse, saklarsa, ifşa etmese, kıyamet gününde Allah onun kusurlarını örtecektir. Ha dedi işte bu hadisi şerifti. Bakın 2000 kilometre yol tepti. Mısır'dan Medine'ye gitti. Medine'den Mısır'a gitti. Hiç durmadı, dinlenmedi. Tekrar Mısır'dan yola çıktı. Medine'ye geldi sahabilere bu hadisi nakletmek için kardeşler. Bu hadis konusunda titizliktir. Ama maalesef bugün sosyal medyanın azizliğine uğradık. İnsanlar hadis midir, ayet midir dikkat etmeden ortalıkta dolaşan sözleri ne yapmaktadır? Yayınlamaktadırlar. Bir kitabı açıp da hadis olduğunu teyit etmek için çabaya girmemekteyiz. Bir gafletin ve tembelliğin içerisindeyiz. Allah ümmeti Muhammed affetsin inşallah. Dedi ki bakın onun hadis nakletmesine engel olan hususu da Allah yolunda cihad etmesidir. Peygamber aleyhisselam döneminde bir başladı Bedir'den Allah Resulü aleyhisselam vefat edene kadar sürekli cihad etti. Kendine şunu şiar edindi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca 28 tane ordunun içine katıldı. Bakın 28 orduya katıldı. Ben de Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda her sene bir sefere çıkmak içindir kendimi adadım diyor. Bir sefere. Allah Resulü döneminde bütün orduya katıldı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iki buçuk yıllık halifeliği döneminde bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ömer'in on yıllık halifeliği döneminde bütün cihat meydanlarına katıldı. Hazreti Osman'ın on üç yıllık halifeliği döneminde bütün seferlere katıldı. Hazreti Ali radıyallahu an dönemindeki bütün fitnelerde Hazreti Ali'nin yanında kılıç salladı. Her yerde vardı Müslümanlar. Her yerde vardı. Yani sadece evini Peygamber aleyhisselama tahsis etmekle sınırlı kalmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikram etmekle yetinmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duyduklarında amel etmekle kalmadı. Allah yolunda cihad etmek için mücadele verdi. Ta ki ne zamana kadar Müslümanlar? Muaviye radıyallahu anh'ın İstanbul seferiyle beraber tekrar cihat atına bindi. En son çıkacağı sefer oydu. Bakın kendisine geldiler. Dediler ki ey Ebu Eyyub sen Halid, Hazreti Ali döneminde Ali'nin yanındaydın. Yani Muaviye'nin karşısındaydın. Şimdi sana nasıl oluyor da Muaviye'nin ordusunda İstanbul seferine katılıyorsun. Anladınız mı buradaki espriyi? Ne diyor kendisi? Vallahi de ordunun başında kim olursa olsun ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine nail olmak için bu orduya katılıyorum. Ordunun kumandanı kim olursa olsun. O yüzden genç kardeşlerim, bir gün ders alkanızın başında çok sevdiğiniz hocalar olur bir günde az sevdiğiniz insanlar olur. Bir gün çok tanıdığınız insanlar size mihmandarlık yapar. Bir gün hiç tanımadığınız insanlar yapar. Bırakıp geri dönmek. O varsa ben de varım. O yoksa ben de yokum felsefesinin içine girmeden Allah yolunda mücadele edip Firdevs cennetini elde etmek için gayret göstereceksiniz. İster başınızda sizi seven, muhabbet besleyenler olsun, isterse de sizinle alakalı hoş düşüncelere sahip olmayanlar olsun. Ve bu Eyyub'a geldiler dediler dün Ali'nin yanındaydın. Bugün Ali'nin karşısında olanlarla beraber İstanbul'a gidiyorsun. Dedi ki ben Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesini elde etmek için yola çıktım. Ne dedi Nebi Aleyhisselam? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. İstanbul'u fetheden asker ne güzel askerdir hadisi şerifine muhatap olmak için yola çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendek günü hendeye girip de ilk o taşa baltayı vurduğunda tabir yerindeyse Allah'a yemin ederim ki Allah Rumların fethini bana gösterdi. İkinci defa vurduğunda Allah'a yemin ederim ki Allah bana Farisilerin fethini gösterdi. Üçüncü defa vurduğunda Allah'a yeminler olsun ki Allah bana Yemen'in fethini gösterdi. Sözler Ebu Eyyub'un kulağından kalbine kadar ulaştı. Bakın tam 43 yıl boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul fethiyle alakalı sözlerini bekledi. Tam 43 yıl boyunca Müslümanlar. 43 yıl sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dediği meseleler gerçekleşmeye başladı. O yüzden ordunun başında kimin olduğu önemli değil. Ordunun hangi istikamete gittiği önemlidir Müslümanlar. İçinde bulunduğunuz Müslümanların cemaatin nereye gittiği önemlidir. Kimin olduğu önemli değildir. Ne yaptıkları önemlidir. Ne şekilde yaptıkları önemlidir. Kim oldukları asla ve kata önemli değildir aziz dostlarım. Ve Ebu Eyyub bakın dikkat edin. Daha zor imtihanını sözle söyleyeyim mi? Muaviye'nin ordusuna katıldıktan sonra Yezid'in birliğiyle beraber İstanbul'a kadar gelir. Yezid. Hoşuna gitmez. Çünkü neden? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın tabir yerinde ise kanı halen Yezid'in kılıcından akmaktadır. Peygamber aleyhisselamın göz bebeği torununun tabir yerinde ise katili Ebu Eyyub el-Ensari'nin komutanıdır. Kaldırabilir misiniz? Ebu Eyyub radıyallahu an onunla beraber sefere çıktı. Hastalandı. Yezid çadırına geldi. Dedi ki ey Ebu Eyyub şu an dedi hastasın. Seferden muafsın. Dilersen seni tekrar Medine'ye göndereyim. Ailenin yanına git. Dinlen. Tedavi gör. Dedi ki asla. Orduna dedi emret. Orduna dedi emret. Konstantiniyye'nin bakın Konstantiniyen'in yani İstanbul'un en ücra noktalarına kadar girsinler. En ücra noktalarına kadar. İlerleyebildikleri kadar ilerlesinler. Düşmanla asla korkmasınlar. Onların kılıçlarından asla kaçmasınlar. Ulaşabildikleri yere kadar girsinler. Eğer ben o sıra vefat edersem ve ordular saf halinde olurlarsa benim dedi cesedimi alsınlar. Ya dedi ayaklarının altına gömsünler. Beni oraya gömsünler. Ya da dedi ilerleyedikleri yere kadar omuzlarında taşıyıp en sok noktada benim dedi o cesedimi diyor gömsünler. Yezid aldı bu haberi orduya bildirdi. Dedi ki Ebu Eyyub'un sizden bir isteği var. İlerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Düşmanı yıpratabildiğiniz kadar yıpratın. Düşmana hasar verebildiğiniz kadar hasar verin. Sonra da benim cesedimi alın, ulaşabildiğiniz en son noktaya gömün. Ve vallahi de böyle oluyor Müslümanlar. Sonra dönüyor, diyor ki onlara, "Eğer ölmeyeceğimi bilseydim." Anladı ki şu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacak. Ölmeyeceğimi bilseydim sana şu hadisi şerif aktarmazdım. Kim Allah'a şirk koşmadan vefat ederse o cennetliktir. Ne demek istedi sizce? Yani beni nereye gömerseniz gömün. Beni neyin içine sokarsanız sokun. İster Bizans'ın kuyularına sokun. ister taşların altına sokun. İsterseniz benim cesedimi develer çiğnesin. isterseniz atlar üzerimde oynasın. Ne yaparlarsa yapsınlar önemli değil. Değil mi ki ben mümin olarak öldüm? değil mi ki ben Müslüman olarak can verdim vallahi de şirk koşmadan alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüyorum nereye gömerseniz yorum, hiç umurumda değil bunu size söylemeyecektim diyor ama vefat edeceğim anlaşıldı ya diyor size diyor bunu aktarmak istedim Allah için öldükten sonra gençler Allah'a ortak koşmadan Allah'a itaat üzere öldükten sonra vallahi cesedinizi ister kurtlar kalsın İster kuşlar havaya uçursun, isterse okyanusun dibinde balıklar yesin, ne yaparlarsa yapsınlar. Siz çünkü Allah'ın rızasına doğru yürümüş memnuniyeti içerisinde misafir edilmektesiniz. Allah parmak uçlarınıza varıncaya kadar etrafa yayılmış bütün her şeyinizi geri toplayacak. Kıyamet gününde tekrar size teslim edecek. Allah buna muktedirdir. Sonra Ebu Eyyub'u rivayetlere göre bugün gömülü olduğu yer olarak bahsedilen yere gömerler ancak uzun savaşlar neticesinde Ebu Eyyub'un mezarını kaybederler. Kaybederler. Daha sonra tekrar bulurlar. Rivayetlere göre Rumlar yılda bir defa, bakın Rumlar yılda bir defa Ebu Eyyub'un mezarına gelirler ve dua ederlermiş. Allah asla kabrine zarar verdirtmiyor. Hatta Rum imparatorlarından bir tanesi onun peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşı olduğunu öğrenince der ki vallahi de onun cesedini çıkartacağım, paramparça edeceğim. Yani kabrinden çıkartıp paramparça edeceğim, etrafa dağıtacağım. Deyince içlerinden aklı selim bir adam çıkıyor diyor ki bunu yapma diyor. Eğer diyor bunu yaparsan Müslümanların içerisindeki Hristiyan kardeşlerimizin diyor zarar görmesine neden olursun. Adam da korkusundan dolayı Ebu Eyyub'a e dokunamaz. Ve İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Akşemseddin hocasının kendi mezarını yani Ebu Eyyub'un mezarı bulduğu rivayet edilir ve bugün meftun olduğu yerdedir. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini aktararak bu meseleyi ona bağlayalım. Nebi Aleyhisselam hatırlarsanız ilk dersimizde bir söz söylemişti. Dedi ki hangi beldede ashabımdan bir kişi vefat ederse, hangi beldede ashabımdan bir kişi vefat ederse, kıyamet gününde o belde halkı o ashabımın sancağı altında dirilecektir. Hadis İmam Ahmet bin Hanbel'de geçmekteydi. Biz de inşallah İstanbul'da yaşayan Müslümanlar olarak, Rabbimize duada bulunuyoruz. Diyoruz ki Allah'ım biz Ebu Eyyub'in sancağı altında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin havzında sahabeyle buluşmayı arzuluyoruz ve istiyoruz. Sen de bunu bize nasip ve kolay eyle inşallah. Allah azze ve celle sahabenin ahlakına bezenmeyi, onların tutumlarıyla hareket etmeyi, onlar gibi Allah'ın dinine hizmetkar olabilmeyi hepimize nasip etsin gecemiz hayır, akıbetimiz güzel. Cennetimiz inşallah firdevs-i olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Al